Ordu Üniversitesi Rektörü Ali Akdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hakkımızda olumsuz haber yapmayın, sizi mahkemeye veririm dedi. Rektörün o sözleri sonrası bakın neler yaşandı. Yani bir haber olumsuz bir şey yazarken, çizerken lütfen sizi mahkemeye veririm. Rektörün o sözleri gazetecileri sinirlendirdi. Tepki gelince tam 14 kez özür diledi. Özür diliyor. Yanlış anlamayın. Ya özür dilerim. Ben yalan ve yanlış haber bağlamında söyledim abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Eğer ben özür dilerim. Özür dilerim kardeşim bak. Ya ben özür dilerim. Ordu Üniversitesi Rektörü Ali Akdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Bir haber olumsuz bir şey yazarken, çizerken lütfen. Sizi mahkemeye veririm. 2 tane avukatımız var. Hukukla savaşır mısın? Tehdit olarak söyleyin. Gazeteciler bizi tehdit mi ediyorsunuz diye sorunca bu kez de rektörün özür çabası başladı. Özür dilerim kardeşim bak. Ya ben özür dilerim. Tam 14 kez özür dileyen rektör yanlış anlaşıldığını anlatmaya çalıştı. Arkadaşlarımız biraz yanlış anladılar. Deminki ifade. Ya ben özür dilerim kardeşim bak derdimi anlatamadıysam. Rektörle gazetecilerin söz diyalosu uzayınca tartışmaya çay molası verildi. Allah için elini vicdanına koy ya. Benim az önce söylediğim o mu abi ya? Çay da güzel özür de ama son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak sözü var ya. Ha işte son soru soran, haber yapan da mahkemeye verildiğinde beyaz adam sansürün yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak.